dışarıdan gören biz de topraktan aşırı anlıyoruz. Ve şu anda toprağın dokusunu inceliyoruz. Kaliteli bir toprak gibi geldi bana. Neden? Çünkü Kemal Üçer'in evinden olduğu için kaliteli gibi geldi. Teşekkür ederiz efendim. Her şey kaliteli. Biz ne yaptık? Nazar boncuğu getirecekti. Çok inanıyormuş. Kendim nazar boncuğu gibi giyindim. Nasıl? Çok daha güzel. Daha ne yapayım ben? Bundan iyisi olamaz. Bakıyorum. Evet. Yukarıda boncuk vardı. Ay, indirelim mi dedi Hande. Dedi ki sonra ya boş ver dedi. Kendin nazar boncuğu gibisin zaten. Ama öyle gerçek. Nazara niye inanılır hocam? Nazara neden inanılır? Evet, nazara niye inanılır? Ben inanmam da o yüzden soruyorum. Hmm, ben gerçekten niye inanıyorum. Evet işte niye inanılır? Nedir? Bilmiyorum, bazen galiba yükü bir yere atmak gerekiyor, o yüzden olabilir. Ya önüme bakmıyorum, yolda yürüyorum, düşüyorum, nazar mı oluyor? Tam ondan önce mesela birisi uzun gözlerle baktıysa belki olabilir. Uzun gözlerle bakıyor. Bilmiyorum. Ve beni orada düşürüyor. Yani bakan bir faninin gözü diyelim ki Allah'ın kadrinden, kudretinden daha yüksek. Ya öyle değil tabii hikaye. Heh, o zaman tabii ne? Tabii ki hikaye öyle değil. O bazen diyorum ya, bu şey gibi işte. Yani aslında futbol maçı seyrederken uzun süredir gol atamıyoruz, yerimizi değiştirelim gibi bir noktada bir totemdir yani. Hmm. Peki insanları, o zaman insanların günahını almıyor muyuz böyle düşündüğümüzde? Biz az önce bize uzun bakmış birinin aslında günahını alıyoruz. Belki o bize baktı diye biz dikkatimizi ona kaydırdık ve ayağımız kaydı. Aslında mesele galiba şu. Şimdi başka anlam, başka cümlelerle anlatılan öğretiler var ya. İşte kötü enerjisi olan insanlardan uzak durun. Gerçekten öyledir ya, yani öyle insanlar vardır, sana çok uzun süre bir şey anlatır, o bütün günün aslında hiç gerek yokken kötü geçer falan filan. Öyle bir enerjiden bahsediliyor aslında temelde. Yani kimseyi suçlamak için değil de bu kötü enerji bana gelmesin. Gelir mi peki? Sana gelir mi yani? Geliyordu, sen kötü enerjiyi evet. Alır mısın? Evet. O yüzden de çevirimi değiştirdim. Ben hiç almam biliyor musun? Ben hiç alıyorum yoktur. Ya. Ay beni bir kıskanan yok mu ya, kem gözle bakan? Sadece kıskanan değil, kendisine çok kötü davranan, kendi kendine yani kötü enerji pompalayan insanlar vardır. Onlardan uzaklaşmayı tercih ettim 30 yaşından sonra. Nasıl çevre... Ya ay çok güzel, şu aralar tam da içimde akşamları eve gittiğimde düşündüğüm konu bu. Bu yüzden çevremi değiştirdim dedin ya. Evet. Çevre nasıl değiştirilir? Çok emek veriliyor hele de 30 yaşından sonra. Ama yani kapıyı çekip çıkmak gibi yapmak gerekiyor yani. Ama diyelim ki 30 tane arkadaş var etrafta. Hepsini değil. İşte orada onun içinde sana gerçekten onu hissettiren insanlardan birazcık uzak durmakta fayda var gibi geliyor. Bunun kararını verdim ve uyguladım. Çok iyi hissediyorum. Mesela kadınlar daha çok kadınlarda arar ya bu kem gözü. Evet. Erkeklerde de öyle midir? Yani daha çok erkek çevren mi değişti? Bu anlamda yani kem gözü için değiştirdiğim bir erkek çevresinden bahsetmiyorum gerçekten. Sadece beni aşağı çeken bir enerjiye sahiplerdi. Evet, bunlar erkek. Doğru. Şurada bugün bir şey okudum. Tesadüfen de dönüşen ve kendinin daha iyi versiyonuna ulaşan kişi eski versiyonuyla ilişkide olan herkesi kendi içinde öldürür. Çünkü onlara yeni versiyonunu tanıtmak zordur. Çoğunlukla da anlamsızdır. Sonra da sen çok değiştinle suçlanır. Sorun benim değişmem değil. Senin hiç değişmemen demiş Tunç Tataker Twitter'da. Güzel demiş. Güzel demiş. Çok teşekkürler Turgacığım. Çok teşekkür ederiz. Ben de tam da screenshot aldım bugün bunu. Birazcık o değişikliği, şimdi bu 30 gerçekten bir dönüşüm yaşıymış. Seneler sonra dönüp baktığımda onu görüyorum. Ne oluyor bilmiyorum ama o 29'dan 30'a geçerken ve yani çevremde çok insanla konuştuğumda ben de oralarda büyük bir değişim, dönüşüm yaşadık diyorlar. Galiba vücut saatiyle alakalı bir şey var. Oraya dönüp baktığımda ben çok değişince tam olarak bunu yapmış olabilirim. Çünkü frekans değişiyor. Evet. Kişiler arasında. Artık o aynı şey olmuyor, aynı muhabbet olmuyor, aynı bakış açısı olmuyor. Bir de yani kendime neden eziyet ediyormuşum ki acaba? Yani çünkü işte buraya gelmek diyelim ki bana çok kötü hissettiriyor olsun. Tam gelmemeliyim buraya. Tabii ki. İşte bu kadar basit görünen o kararı verdim ben 30 yaşından sonra ve orada bir aslında toplamda bir 10 insandan bahsediyoruz belki. 10 insanlık ki ciddi bir kalabalık bir çevresel değişiklik yaşamış olabilirim. Ya bu insanı, çok kaba bir şey söyleyeceğim affına sığınarak ama seninle ilgili söylemiyorum genel. Bu insanı kaşarlanmış yapmıyor mu hayata karşı? Yani biraz böyle bir fazla böyle artık bir görmeye geçirmeye başlıyor. Fazla didiklemeye başlıyor insanlarla ilgili. Yani bu biraz o masumiyeti öldürmüyor mu? Yani bilmiyorum, belki de öldürüyordur. Ama bence yani tam olarak... Böyle de bakılabilir, şöyle de bakılabilir. Yani edindiğimiz hiçbir tecrübenin boşa gitmediğini, boşa gitmeyeceğini varsayarsak.
aslında edindiğin bir tecrübeden kendine bir çıkış buluyor olabilirsin yani. Evet, ya da neyi istemediğini önce anlıyorsun, sonra neyi istediğine doğru bir yolculuk çok yapıyorsun. Kritik. Tam olarak bu cümleyi söylemiştim, hı-hı, o zaman. Çünkü ben neyi istediğimi hep biliyor gibi hissediyordum kendim ki bu değişiyor ara sıra. Bunda sorun, hı-hı, yok. Neyi istemediğime hiç karar vermemişim. Tam o kararları verdiğim, dün bile bununla alakalı bir karar verdim. Yani dedim ki, yo ben bunu istemiyorum, bunu yapmayacağım. Eskiden hiç bunu diyemiyordum yani. Eskiden diyordum ki tamam ben neyse bu seferlik yapayım de. Yok yani gerçekten işte bunu içmek istemiyorsam bu kahveyi, hı-hı, artık içmiyorum. O insanla görüşmek istemiyorsam neyi istemedim, bir işi yapmak istemiyorsam buna kesinlikle öyle değildim eskiden. Tamam hadi yapayım bunu diyordum. Ya bizim için şurada bize bir güzellik olsun diye şurada işte görünür müsün? Tamam diyordum, ne olacak ki diyordum. Yok artık öyle demiyorum. Bu iyi bir tecrübe de olabilir. Tam söylediğin gibi de olabilir, bilmiyorum. Ama şimdi daha iyi hissediyorum yani. Burada görünür müsün? Şimdi artık ona hayır diyorum dedin ya. Hı hı. O noktada şeye mi bakıyorsun? Orada görünmem bana ne kazandıracak cümlesi mi önemli oluyor? Yok, hiç onu hala orada değil. Ne orada? İstiyor muyum, istemiyor muyum, hı, o kadar. Ama isteyip istemediğine ne itici güç karar verdiriyor? Yani onun bana iyi hissettirmeyeceğini düşünüyorum. Orada olmanın. İşte bir, yani hiç istemediğim bir galaya gitmenin mesela. Orada hiç o ikili muhasebeyi yapan bir insan değilim, olmadım. Ya biraz yapmakta bu arada bence fayda var. Ya bu bana ne katacak, tamam. İşte buraya geliyorum, oturuyorum. Burası için konuşalım. Yok öyle değil. Sadece ne hissettiğimle hep hareket eden bir adamım ben yani. Şimdi sen de hani sana çalışırken gördüğümüz kadarıyla aslında çok da sosyal biri değilsin. Evine kapanıp 6 ay çıkmadan ben de öyleyim. Evet. Huzur içinde yaşayabilirsin. Evet. Bu bir taraftan şahane bir şey. Bir taraftan da çok büyük bir lanet. Çünkü kendimizle mutluyuz. Allah kahretmesin ki. Şimdi bu da var. Yani can sıkılmıyor. Yazıyoruz, hiç çiziyoruz, okuyoruz, dinliyoruz, izliyoruz. Evet. Yani canımız istediğinde sosyalleşiyoruz. Burada ben bunu bir süre bilmiyorum aynı yerden geçtin mi merak ediyorum. Tembellik ya da üşengeçlik olarak nitelendirdiğim bir dönem oldu ve kendime çok yüklendim. Sen tembelsin, sen üşengeçsin. Sonra Yalın Alpay geldi buraya ve ben ona sordum ve Yalın bana dedi ki tembelliğin tanımını yaptı bana. Yani bir maliyet var önünde. Hı hı. Sadece bir yere gidip bir şeye katılıp yaptığın şeyde o maliyete değer mi değmez mi diye bakıyorsun. Ve değmediği için yapmıyorsun. Bu tembellik değil dedi. Hatta şey diyorlar ya işte tembellik hakkı. Hı hı. Yani onu bile yapmaya hakkım var. Yani geçen gün mesela kendime bunu dedim. Bir senaryo var üstüne, hı hı, işte revize için uğraştığım. O kadar canım istemiyor ki o gün yapmak. Sonra kendi kendime durup şey dedim. Bugün yapmayacağım bunu. Yerine de hiçbir şey yapmadım. Yani gerçekten sadece oturdum. Televizyon yoktur benim evde. İşte bilgisayardan açıp böyle bir iki bölüm dizi seyrettim. Orada devamlılığım çok zayıf. Hiçbir şeyi baştan sona seyredemiyorum. Harika bir tembellik günü geçirdim. Yani. Ona da hakkım olduğunu o gün ikna ettim kendimi. Bu eskiden bir suçluluk duygusu uyandırıyordu. Şimdi uyandırmıyor. Sende hiperaktivite var. Var. Çünkü gözlerin ışıl ışıl ve parlak bir adamsın. Çok parlak bir adam. Allah nazarlardan saklasın. bana da bunu yaptırdı ya Allah cezanı vermesin. Hemen nazar boncuğumuzu değiştirelim. Bir tarafta ne söyleyeceğimi unuttum şimdi ya. Hep böyle oluyor işte yaşlılık. Hiperaktivite. Bende de var. Bir taraftan da multitask beynin mutlaka, hı-hı, var ama o şimdi senaryo yazarken ya da onun üzerinde bir revizyon yaparken başka bir şeye eğilirken o bir yere konsantre olmanı da zorlaştırıyordur bu hiperaktivite. Multitask olabilme hali. O bilinç akışın da bence çok güçlü. Oradan oraya uçuyorsundur. Şimdi öyle olduğu zaman bu kadar ortaya üretim çıkarabilme konusunda kendini nasıl disipline ediyorsun? Bunu tamamen seyirciyi hiç şu anda umursamıyorum, kendim için soruyorum. Hmm, buradaki en zor konu bu zaten. İşte onu bir bana anlatır mısın? Çünkü ben şu anda bir yol arıyorum. Bu yani aslında ustaların çok zamanla söylediği şeyler vardır. Bunun yani yazı yazmanın veyahut bir şey üretmenin, hı-hı, en büyük zorlayıcı etkeni işte disipline hareket etmek. Bunu kendimi zorluya zorluya bir şekilde başarıyorum. Bunun başka hiçbir yöntemi ne yazık ki yok. Bir tuşu olsa ve keşke desem ki şu tuşa basıyorum, yok. Bayağı oturuyorum. Eğer yazı yazmaksa mesele, hı-hı, masaya oturuyorum. O masada bir iki saat müthiş dağınığım. Bir şeyler kovalıyorum. Manasız şeylerin içine giriyorum. Sonra diyorum ki hadi tamam. Evin içinde yürüyorum. Devamlı yürüyorum.
Bu hayale ben enerjiyi atıyor biraz. Yani onun başka bir yöntemine yazık yok. O bayağı tam olarak sorunun bu olduğunu ikna olup, evet en büyük derdim şu anda buna disipline bir şekilde hareket etmek zorundayım. Çünkü yazı yazmak en disiplinli olması gereken işlerden biri. Bunu artık kabul etmiş durumdayım. Artık dediğim çok uzun senelerdir. Orada müthiş disiplinliyim ama ben o disiplin benim için şöyle bir avantajı var. İşte şimdi cumartesi pazarları ben program çekiyorum. Özellikle istedim ki hafta sonları müthiş disipline bir ev hayatım olsun diye. Hani çıkarız ya bir yerlere gideriz, gezeriz, bir aktivite mutlaka olur birisinin doğum günü falan. Ben diyorum ki benim cumartesi pazar çekimim var her hafta. Onu da özellikle o güne koydurdum. Aslında kendime biraz iyice zorlayarak. Daha da asosyal olayım diye. Hafta içinde millet çalışıyor ya. Galiba oradan öyle. Yırtarım diye. Galiba biraz. Şimdi pazartesi salıları kendime tatil verdim. Çok keyifli. Çok keyifli oldu. Şimdilik mutluyum. Evet, bu büyük bir mutluluk ama işte böyle iki gün ana iş olunca diğer günlerde bir hükmedebileceğimiz bir çalışma alanı olunca o benim için bir lanet. Ben ne zaman ki çok çalıştığımda ekonomi anlatırken yukarıda yine Bloomberg'te o zaman kitabı yazdım, o zaman bilmem neyi yaptım. Her şeyi o zaman yaptım. Sabahın 9'undan akşamın 18'ine kadar çalışırken yaptım. Şimdi daha yayılıyorum ve popoyu toplamakta zorlanıyorum. Yani acaba motivasyon neydi o zamanki? İşte sadece çok çalışmak olamaz. İşte yani neydi acaba bilmiyorum. Kamçı sever misin? Yani bir böyle havuç, kamçı, bir deadline. Şart. Disiplin dediğimiz şeyin içinde o şart. Yani başının sonunun belli olması, kesinlikle kamçı ve havucun olması bu başka türlü çok zor yani. Evet. Şöyle düşünelim. Bence zor bir iş yapıyorsunuz burada. Yani insanlar geliyor gidiyor. Şimdi seyreden insanlar yani ne seyirciler kolay seni diyor, gördüğünde çok bu işin bir de çok pürüzsüz yaptığın için bu işi. Öyle düşünüyor olabilirler. Bazı günler çok zorlandığında mutlaka hakkına bir şey getiriyorsundur. İşte o ufacık bir motivasyon olabilir. Şunu bitireyim de yarın mutlu hissedeyim. Atıyorum para kazanmak olabilir. Teslim oluyorum. Mesela karşımdaki konuğa teslim oluyorum öyle durumlarda. Yani onun enerjisine girmeye razı gelerek yapıyorum. Güzel işte. Yani o motivasyona da ihtiyaç oluyor. O deadline'a da ihtiyaç oluyor. Bir de ben o anlamda işte o disiplinli yapım hep vardı. Ben bileceğim saatini, gelişini, buraya kaçta geleceğim, buradan kaçta hep bilmek durumundayım yani. O bende de var. Bu yüzden de onu kendimi bırakıp artık gidebiliyorum ya, yürüyebiliyorum. Şimdi yani. Evde pırıl pırıl ve tertemiz şeydir değil çoğunlukla. Mi? Çoğunlukla. Yatağı topluyor musun? Hayır. Ya işte bak görüyor musunuz? Ama onun dışındaki her yer her pırıl yer, değil tabii. Mi? Bir tek yatak. Düzgün, tabii. Bir de evim çok küçük olduğu için benim... Ay Kemal benimle evlenir misin? Aydınsı kendimi görüyor gibi. İşte acaba iki tane çok benzeyen mutlu olur muyuz? O da ayrıca. Olmayız. Ama aynısı ya şu anda anlattığın her şey. Yani mesela evlenebiliriz ama benim kesinlikle bir tane odam olmak zorunda. Benim de kesinlikle. Tamam. Güzel evlen buluştuk. Ay yok ya yapamayız aynı evde ama... Üç artı bir zorlar. Öyle pırıl pırıl hani tabii şey tabii. Mutfak mesela şeyin içinde lavabonun içinde bulaşık hayır. Yok. Salon tertibi. Yumurta yapılmadıysa yok. Yumurta yapıldıysa... O ilk başta bekliyor, orada duruyor. Tabii çünkü tabii sonra biraz yumuşasın diye. Öyle koyulmaz makineye. Evet, evet ama bir tek yatak toplanmıyor. Asla. Niye toplayayım ki onu bilmiyorum. İşte niye? Orada ben geçen gün bir psikolog arkadaşımı aradım. Tabii Londra'yı aradım ve dedim ki bak dedim böyle 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 bir tek aynı şeyleri anlat. Bir tek yatağımı toplamıyorum çocukluğumdan beri. Tamam. Niye bu ne dedim? Bana bunu düşün ve söyle ne olur. Şu anda bununla yüzleşmek istiyorum. Kadın bulamadı yani bin tane şeyi olabilir belki dedi de bunu. Belki de bir 200 sterlin gönderseydin. Yok, onunla beraber. Yani bulamadı hani şey diye şu olabilir bu olabilir. Yani çocukluktan gelen bir peki, şey. Peki bir dakika bunu hemen bir tane büyüteyim. Peki gece yatmadan önce bir düzeltip öyle mi yatıyorsun? Hayır. Yani şey değil. Aynı buruşukluğun içine uzanıyorsun onu böyle üstüne. Evet. Aynı gerçekten. Evet. Ama eve mi geliyor mesela? Hemen üstümü çıkarıp evde ne giyiyorsam onları giyerim. Hmm. Mesela hani hiç öyle onları yaymam. Öyle bir şey de yok. Onlarda her şey süper. Anlık değilim ben. Onu öyle çıkarıp bırakıp sonra... Hayır toparlarım ederim falan tertipli ama bir tek yatak işte orada bir sorun var işte onu merak ettim. Bunu öğrenirsen lütfen benimle de paylaş. Tabii ki hemen. Ama böylece niye? Danışma ücreti tabiyken. Peki bizim çocukluğumuzda yatağını yapmayanlar burada mı? Geçen gün ben bunu Ömer Çelik'e sordum hükümet sözcüsü. O yaparmış yatağını her sabah. Kendi yaparmış. Yatıldı mı okumuş normal evde mi? Yok normal evinde yaparmış yani. Yatılılar çok alışkanlıkları yüksektir yani o anlamda. Kendim yapıyorum, kendim düzeltiyorum dedi mesela. Yani evet onu merak ediyorum. Çocukluğunda bir travma var mı? Yani annesizlik, babasızlık, çocuklukta. Ben çok uzun süre
travmamın ne olabileceğini düşündüm. Buradan da ailem ilk defa duyacak. Benim bir tane travmam varmış meğerse. Neymiş? Çok şanslıyım. Şimdi çok garip gelecek belki de ilk dinleyenlere ilk anda. Ben çok şanslı bir ailede büyüdüm. Hala da Allah uzun ömür versin. İkisi de yaşıyorlar. Ve birbirleriyle çok iyi anlaşan bir çift. Çok sevgi dolu bir ailede büyüdüm. İşte benim travmam da bu. Çünkü eğer o ilişkideki benzeri bulamadığım için mesela ilişkim olamıyor. Şimdi biliyorum çok ilk başta gerçekten kulağa garip geliyor. Ya bunu çok şanslısın işte. Evet o kadar şanslıyım ki diyorum ki benim hayatımın mesela birisinin uzun vadeli hala olamamış olma sebebi bu. Diyorum ki bu kadar iyi yapılabiliyorsa keşke benim de bundanım olsa. Mükemmeliyetçilik var işte. İşte bu yani... ama bu bende bir travma yaratmış mesela. Oysa bizimkilere sorsan hayat hiçbir zaman öyle müthiş değillerdir ki. Onlar bana yansıtmamışlardır tabii birçok şeyi. Buradan da selam olsun. İyi ki yine de böyle bir aile. Bence müthiş bir travma bu arada. Yani sahip olabileceğim en iyi travma bu ya olabilir. Ya travmaların güzeli de varmış. Ya. Mesela bu şahane bir travma. Bak bu gerçekten bana da ilk başta bu ne ya dedim ama yok gerçekten öyle. Çok mutlu bir yerde büyüyünce öyle olmak istiyorsun. Evet bir önünde şey oluyor yani bir hayal değil gerçeği var evet. Bunun. Benim için hayal mesela. Ben öyle bir şey görmedim ama gerçeği var. Evet. Gerçeğini gördüğünüz zaman işte orada da o ilişkiyle ilgili mükemmeliyetçilik devreye giriyor. Şey yapıyor musun peki bak hani kaçıngan bağlanma diyorlar ya. Mesela o mükemmelliği biliyorsun. Hı-hı. Onunla büyüdün o evin içinde sıcacık gördün. O zaman bu yaşında artık hani daha olgunluğa doğru evrildiğin bir dönemde aslında 5-10 dakikada onu yakalayamayacağını da görürsün. Görüyorum. Birinde. Ama bu beni yine de onu istememi engellemiyor. O yok diyorum aslında. Öyle bir şey yok. Ve o zamanla oluşan bir şey. Sen bu insanların ilk 10 senesini bilmiyorsun ki. Sen o zaman çocuktun. Anlatmıyorlar mı? Sormadın mı hiç? Yok. Çok konuşuyoruz. Çok uzun konuşuyoruz. Yaşadıkları zorlukları da biliyorum. Birlikte hayata karşı veya karşılıklı olarak ikisinin de. Ama netice çok güzel ya diyorum ki işte diyorum ya hemen o şeye geçsem keşke. Burada ben de hata yapıyorumdur ilişkide o yüzden. Bu bir hata değildir ya böyle görmüşsünüz. Hayır neden hemen çok sıcak olmuyoruz mesela? Neden bir ilişkimiz var? Birbirimize tamam hoşlanıyoruz. Neden hemen en iyi arkadaş olmuyoruz mesela? Dur abi böyle bir şey değil ki. Biliyorum ama istemekten kendimi alıkoyamıyorum. Kardeş var mıydı? Abim var. Tamam tek çocukluk da yok. Yok. Tabii. Yani oradaki yalnızlık şey tek çocukluğun getirdiği her şey yolunda görünüyor. Ama işte insan bilemiyor. Yani o yüzden de bu böyle bir travma varsa eğer. Bunun için belki travmana başka bir kurban şeydir. Olurum. Kesinlikle ben çok şükür yani bin defa şükür böyle bir travmaya böyle bir aileye. Yani. Ya orada Ercan mı var? Oo Ercan var. Ercan ne hayırdır? Bir an şu döndüm Ercan'ı gördüm. Ay ne yapıyorsun annem? Ya, Kemal için geldin değil mi? Benim için gelmedin. Kemal için geldin değil mi? Lingo Türkiye'nin olmazsa olmazıdır Ercan. Evet ya yarışma. Gelsene Ercan bir. Programda çıkmış değil mi? Gel Ercan tamam, gel. Her zaman çok yakışıklısın gel. Gel. Ya Ercan bizim şu göğsüme konuş Ercan. Ercan bizim çok değerli hem bizim bünyemizin de çok değerli stüdyo şeflerinin ama Kemal Uçar'la da çalışıyor TRT'deki değil mi programda? Evet beraberiz. Ben de. Beraberiz ve gerçekten olmazsa olmazı. Teşekkür ederim sağ olun. Yani öyle düşünmeniz beni mutlu etti. Bir gün dedim yüzümü yıkarken birkaç hafta önce hatırlar Ercan. Bir gün sektörü bıraksam bile dedim. Diyelim ki bıraktım. Başka bir iş yapmak kararım. Dedim ki ben çalıştığım müddetçe yapacaksın. Ercan seninle ilgili ne diyor biliyor musun? Eyvah ne diyor? Çok güzel bir şey söyledi. Ve içimden bunu duyduğumda Hande'den umarım Ercan benimle ilgili de aynı şeyi söylüyordur diye geçirdim. Çok net olduğunu söyledi. Sağ olsun. Çok net. Çok net yani evet, o netlik o yüzden, çok güzel. Evet çok güzel. Sizde de aynısı var. Yani siz de çok netsiniz. Ve yani keyif aldığım iki insan... Yukarıdan da şu an kulağıma devamlı konuşuyor. Bana da konuşuyor şu anda. Yüzüne konuşmak kolay tabii diyor. Yani sizi gördüğüm zaman da biliyorsunuz zaten. Kemal Bey de aynı şekilde. Teşekkür ederim hocam. Yani çok mutlu oldum. Ben de buraya bir sürpriz yapmaya geldim. Vallahi çok güzel. Bana da sürpriz oldu. Beklemiyorum yani. Çok, aynen. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Sonra yapacaktım ama siz de canım benim. Buraya. Yine yarın beraberiz zaten. Belinde bir şeylerin ne kafanla işte headsetinle falan. Yine havalı havalı dolaşan orta kovboy gibi. Mutlu oldum vallahi. Ama değil mi? Ben de mutlu oldum. Müthiş. Yani işin de çünkü neden çok iyi anlaşıyoruz? Çünkü kendisi de öyle. Yani bir, insanlara karşı her zaman çok kibar ama çok net. Yarışmada da gelen. Bizim yarışmanın
reklam olsun diye söylemiyorum, işi anlatmak için. Yarışmadan giden herkesten en çok duyduğumuz, ekibe çok teşekkür ediyoruz. Yani insanlara zorla söyletsek unuturlar. Herkes bu şekilde gidiyor çünkü gerçekten öyle davranılıyor. Evet, işin öndeki kişisi, hı-hı, benim. Gerçekten öyle. Yönetmenimiz Aslı öyle. Ve stüdyoda Ercan öyle. Yani bu anlamda müthişiz. Sen çok TRT şükür ile uzun yıllardır çalışıyorsun. Evet. Ben de eski TRT'ciyim. 15 yılım geçti. Gözümü orada açtım muhabirlikte. Mutlu musun TRT ile çalışmaktan? Şimdi böyle aktif çalışıyorken, hı-hı, söylenince bilmiyorum insanlar ne düşünecek. Ben tam öğrenciyken bile Ankara Tedrisatı'ndan, hı-hı, da geldiğim için ben her şeyi TRT'de öğrendim. Ben de her şeyi TRT'de öğrendim. Ve ora benim evim yani. Tabii ki gidiyorum. Başka kanallarda dizi yapıyorum. Ama bir seçeneğim varsa ilk orada değerlendirmek isterim. Ve yani çok şanslı projelerde değer aldım. Ya gözüm gerçekten doluyor, hı-hı, kanalı düşününce. Yani bu değişmez. Yani hep yine başka kanallarda tabii ki çalışacağız. Ama deseler ki ya bunu sonsuza kadar hep vallahi tamam derim yani. Hani ömür boyu imza atarım. Çünkü kurum bilinci başka bir şey. İnsanlardan çok üstte bir şey ve o bilinç hep duruyor yani orada. Ama çok güzel. Sende de o yok mu? Ne iş yaparsan yap. Nerede çalışırsan, bu bir film olabilir, senaryo olabilir, oyunculuk, sunuculuk, hı, adına ne dersen de. Hep o ait olma halin var. Yani var. Neyi yapıyorsan yap, ait oluyorsun. Galiba işimizin bir parçası bu gibi geliyor bana. Yani oradan ayrı düşünemiyorum çünkü ben olarak varım ya. Hı hı. Aslında çalıştığın kurumu kendine ait hissetmek seni başarılı da kılıyor. Yani mesela babam bankacıydı benim. Hı hı. Babam emekli olalı 25 sene oldu. Hala bir yere para yatıralım dediğimiz zaman babam ilk kendi bankasını arıyor mesela. Hı hı. Yani diyorum ki başka bankalar da var. Diyor ki orası. Benim de öyle. İşte benim her şeyime sağ olsun banka bakar. Hala. Evet yani sağ olsun her şeyime babam ilgileniyor. Ya benim hiç cebimde param falan yoktur yani. Aa. Evet evet hiç. Tövbe bismillah hala yani, bu yaşta. Tabii hala yoktur. İyi bir bankacı var arkamda, niye uğraşayım ki? Gerçekten hala açlık isteyebiliyorum. Peki paraya para katıyor mu? Böyle parayı çoğaltıyor tabii, mu? Tabii o onu seviyor bir de. Ya. Tabii o onunla uğraşmayı seviyor. Risk alıyor mu? Risk alan bir adam yok, mı? Yok bu eskinin daha tamam, öyle garantisidir. Borsaya gireyim, yok, yok, şunu yok. Yapayım biz onu yok. Pek ailece o işleri sevmeyiz yani ben... Pek yok bizim. Döviz, altın, mevduat. Falan yani. Bir de biraz daha Türk lirası insanıyız, hı hı, biz. Aa. Evet. Aa. Yani o yüzden çok yeteri kadar bazen çok karlı gözükmeyebilir ama işte bazı alışkanlıkları vardır insanların. Ben de babam ilgilenmeyi çok seviyor onlarla, bir de mutlu oluyor. Benim için de harika yardımcı oluyor, daha ne olsun yani. Hı hı. Her şeyle ilgileniyor sağ olsun. Şey yapıyor mu? Vay biraz fazla harcamışsın. Yok onu Kemal çözdük. Bu ne? Bu kredi kartındaki şu ne? Bak burada 17.500 görünüyor ayakkabıya. Kemal bu ne? Yok yok anlatıyor, öyle şeyleri anlatıyorum ben. Zaten onu kendi harcayacağım parayı ayırıp ona geri kalanını yolluyorum. Vallahi sağ olsun, Allah başımdan eksik etsin. Yani o kadar hani artık şey yapmıyorlar değil mi? Yok yok hiç öyle ama tamam, ben tamam. Çocukken de öyle değildi. Kendi kredi kartını yani üniversitedeyken de verirdi. O beni takip ederdi. O öğretti bana onu. Ben zaten öyle harcamalarım olmaz pek. Çocukken böyle hayali öğrenciler falan karşında varmış gibi bir şeyler anlatır mıydın odanda? Odamda mı? Ha, mesela yani ben çocuk... okulda da hep anlatıyordum. Böyle birileri varmış ve sen hep o sahnedesin ve bir şey anlatıyorsun hep birilerine. Var mıydı bu? Ben onu gerçekte de yapıyordum zaten. Hı-hı. Evde de kendimi eğlendirmek için oyunlar oynuyordum. Yani öğrencilere bir şey anlatmak değil de işte daha önce de bir yerde anlatmıştım. Yemek işte anne baba çalıştığı için eve gelince ilk böyle kendin bir, hı-hı, ısıtıyorsun yemekleri falan. Ondan üşendiğim için sanki bir restoranın mutfağında çalışıyormuş gibi tabak hazırlardım. Aa, role girerek. Yani. Evet. Ve aynı şekilde o yemekler, hı-hı, yeniyordu, hı-hı, oyunla. Tabii, o müşteri olarak da yardım verdim ki bu güzel olmuş falan. Kendi kendine ama tabii. Böyle. O, çok iyi, aktivite oluyordu, o üşengeçliğimi engelliyordu yani. Ben bütün de... deliliğim ortaya döküldü dedim. Yok hayır ama ya şeydi ama yalnız eve girmek duygusu ile baş edebiliyor musun? Yani çocukluktan gelen bir anahtarla açıp eve girmek. Bir kapıyı çalıp da birinin açmaması. Unuttum artık ya, çok zaman oldu. Hı. Şimdi ben üniversite 18 yaşında çıktım evden, 20. senem dışarıda yaşadığım. Yani o pek hatırladığım bir şey değil. Adana'ya gittiğimde basıyorum zile tabii. Kapının açılması güzel geliyor. O kadar olsun artık yani, o güzel bir şey. Adana'da güzel mı geliyor. Yaşıyorlar? Adana'da yaşıyorlar. Aa çok güzel yani orada. Yani onu unuttum ama ya onu hatırlamıyorum nasıl oluyordu peki.
Ne geliyor şimdi? Sanki bir şey geliyor gibi hissediyorum şu anda. Ne gibi? Bir şey böyle bir film bir de dizi gibi böyle bir şeyler yolda gibi. Yazdığım mı evet, oynayacağım mı? Oynama da var yazma yazım, da var ikisi de var. Yazım film yapacağım. Şimdi tamam gibi. Program sunmak çok güzel. Ama oyuncuyum ben. Ben onu oynamazsam dayanamam. Neyse ki şimdi tiyatro oyunum hala devam ediyor. Bu sene bitecek ama. Artık tek kişilik oyun biraz fazla yordu beni. Bu sene onu bitireceğim. Yazın film var. Çok keyifli bir iş tabiye çekiyorum. Ama tam bir oyunculuk işi değil ama biraz değişik. Biraz absürt mizah deneniyor. Mockumentary dediğimiz böyle bir şey yapıyoruz tabii de. Çok çok komik. Yani çok keyifli görünüyor. Yazın program hafiflediğinde... O girecek. Tabii yapacağım. Onun dışında dizi gibi bir şey başka. Sezonda olabilir. Yani sezonda olabilir. Şeyde ana akımda. Sezonda olabilir. Sanki değil mi? Evet. Niye ben böyle bir şey düşündüm ki? Öyle bir şey hissettim. Ana akımda bir dizi geliyormuş hissiyatı içindeyim. Aslında bu sene de yapma ihtimalim vardı. Ama yarışma... Şimdi ben daha önce de bir şeyler sundum ama ilk senesi olduğu için... Yani yarışmaya tamamen kanalize olmak istedim. Gelecek sene var. Projeye de var hayalim. Bekliyorum. Aa. Ben o hayalini kuruyorum. Gelir umarım diye. Bizim program ama çok uğurlu gelir. Valla. Evet. Böyle bizim programda şöyle oluyor bir yani. Şöyle içimden istediğim. Peki proje nasıl bir şey olmalı? Bir şekillendirelim. Yani. Şimdi onu söyleyince. Hayır söylemeyelim. Hayır. Onu, o değil ya valla. Hiç öyle bir bilgi için değil. Yani dram mı olsun? Ne olsun? Ben tarihi işler yapmaktan hep çok keyif aldım. Tamam. Ve çok da şanslı işlerde, çok şanslı karakterler oynadım. Gerçek insanlar oynadım. İşte Cengiz Topel oynamışlığım da var, Nuri Pakdil oynamışlığım da. Böyle o tarihten bir şeyler oynamak falan beni çok heyecanlandırıyor. O çok delice bir şey oluyor sette yani. Aslında bilinen sıfırdan bir karakter yaratıyorsunuz. O olmak şimdi diğeri daha sıfırdan görünüyor doğru. Ama burada başka bir his oluyor. O beni inanılmaz heyecanlandırıyor. Ya bu tarih çok acayip bir kimya ya yani çok acayip bir böyle bir hap gibi bir şey ya tarih verildiğinde dizi olarak ya da gerçek somut tarih verildiğinde de resmi tarih neyse. Hap gibi ya bir kimyasal etkisi oluyor uluslarda. Bence şu anda tarihi diziler de aynı etkiyi yapıyor. Yani bu hap gibi olması... Hani kahramanlık merkezini harekete geçirmek, toplumsal anlamda vay be biz nasıl bir ulusuz, nasıl bir ırkız gibi bir şeyleri harekete geçirmek... Dünyanın her yerinde de tam olarak böyle. Öyle oluyor işte. Yani işte bunun örneğini de ben bazen sadece bizde varmış gibi düşünülüyor ama işte bir şekilde Crown dizisi çekildiğinde oradaki kraliçenin aynı şeyleri hissediyorlar. Yani bir İngiliz'de onlar hikayeleri birazcık bazen eleştirel hale getirebiliyorlar bize göre daha fazla. Ama hala ben size söyleyeyim en çok ne seyrediliyor? Kraliçenin eğer veya kralın o prenslerin evlilikleri hepsinin tamamen aşk hayatları. O var yani genel prensipte. Oysa ne yapalım aslında? Ama kraliçenin çok çuvalladığı da var. Onlar da var için içinde var. Yani. Var ama inan o burada tutan o dilim o kadar küçük ki zaten bu böyle olmasa gerçek hayatta bir evlilik oluyor biliyorsun. Dünya duruyor falan ve ben bunu asla anlayamıyorum. Yani evet, değil mi? Hiç anlayamıyorum. Yani bunun magazinini hiç anlayamadım bugüne kadar. Ya şiir okuyan bir adam nasıl bunu anlayamaz, romantik olamaz? Bu romantik mi ki? Ama bir evlilik olduğunda dünya niye durmasın? Kişiler için, evlenenler için. Ya bilmiyorum ben. Ha, benim için de durmaz da niye durmasın? Şimdi bakınca duruyormuş. Evlenenler için duruyor olabilir de neden dışarıdan milyarlarca insan prens bilmem neyin evliliğini müthiş bir heyecanla seyrediyorlar onu? İşte bu aynı o tarihsel işlerdeki aynı aslında galiba hissiyat var. Yani o benzer bir şey oralarda da dönüyor. Bir İngiliz de şey diye düşünüyordur kesin. Ne soylu bir imparatorluk. Mesela zindanlar falan var ya İskoçya'da, Londra'da. Oraya gittiğin zaman işkencenin bin türlüsünü sana gösteriyor ya içeride balmumu heykellerle ve kinetik hareket edebilen yöntemlerle. Ve başında kocaman bir yazı var girerken hepsinde. Yani bizim 500 yıllık kara bir tarihimiz var ve biz bundan dolayı çok özür diliyoruz. İnsanlık suçu işledik, biz bunu yaptık diyor. Özrünü diliyor. Bizde de neden hala yakın siyasi tarih de olabilir? Bu en son hatırladığım, hatırlarsın bir Adnan Menderes'in aşkını anlatan bir dizi vardı. O da birdenbire siyasete döndü böyle. Nazende sevgili. Hatırlamıyorum pek ama. Evet. 2011-2012 falandı. Mehmet Aslan Tuğ başrolü. Hatırlarsın Adnan Menderes deyince de dedim ki ben o kadar yaşlı görünüyorum.
Onu ben bile hatırlamıyorum, düşün. Eyvah, çok zor bir yerden geleceksin. Yani neden biz hala yakın siyasi tarihimiz olsun, Osmanlı'nın tarihi olsun, hala buralara girerken buralar dikenli alanlar. Ya yani insanların zaafları var, insan bunlar. Aşkları var, ihanetleri var, yanlış kararları var. Yani Enver Paşa'yı düşündüğümüzde Yavuz Midilli konusunda verdiği karar başka bir karar olsaydı bugün başka bir tarih yazılabilirdi. Doğru. Neden bunları işleyemiyoruz? Bu barışmamızın zamanı olacaktır. Biz şimdi 80 darbesinin filmlerini 35 sene sonra çekebildik ya. Birazcık oralarda hem kendimizle barışacağımız hem de öğreneceğimiz bir şeyler vardır muhakkak, eksik olan, ama bir şey söyleyeceğim. Bu Batı ülkelerinden bazılarının yaptığı en büyük numara bununla barışmış gibi durmaktır. Bunu da unutmayalım. Kesinlikle. Yani Almanlara sorduğun zaman tam da bugünlerde aslında konuşulabilecek konular, ne kadar kendilerini barışmış gibi davranırlar değil mi? Biz burada çok kötü davrandık Yahudilere falan. Öyle değiller. Bunun altına güzel saklanıyorlar. Bunun öyle olmadığını hemen Filistin'e kafayı çevirdiğimizde görebiliyoruz. Diyoruz ki tamam, aynısı yapılıyor. Buraya hiç kimse konuşmuyor orada. Herkes başka bir yöne bakıyor falan. Yani biraz da öyle bir numaraları var. Bunu mesela şöyle de örneklendirebiliriz. O sene Oscar alan filmlere dikkat edersek oradan bir şeyle barışıyormuş gibi yaparlar. Kiliselerde bir takım meseleler çıktı. Şimdi çok insanların canını sıkmayayım, tekrar hatırlatıp. Hemen onun filmini çektiler ve hemen Oscar'lar verildi. Burada da güzel bir numara var. Barışıyormuş gibi göründükleri yerde de hiç barışmadıkları durumu var. Galiba bu insan olmanın temel bir problemi. Biraz zaman belki gerekecektir ama hamasetin büyüğünü yaptıkları bir şey var. İşte söylüyorum yani. Şimdi dünyanın bir ucunda bir soykırım yapılıyor. Denenmiyor artık. Deneniyordu. Şimdi yapılıyor. Hadi abi, siz bununla barışmıştınız. Dünyadan özür dilemiştiniz. Çıksanıza. Bir dakika, bir dakika. Ne oluyor desenize. Herkes başka bir yöne bakıyor. Bosna Hersek'te de aynı şey oldu. Aynı şey oldu. NATO, Birleşmiş Milletler. Evet. Yani oradaki onların numarası da bu. Hı hı. Yöntemi diyeyim, hadi kibar olayım. Birazcık karışık meseleler ama ben yaşım büyüdükçe pek işin öyle olmadığını anladım. Herkes galiba o günü kurtarmanın derdinde farklı yöntemler deneyerek. Ama ben yine de bir seyirci olarak zaaflarıyla insanları görmeyi istiyorum. Kesinlikle. Yani geçmiş siyasi tarihimiz, yakın siyaset, uzak siyaset, zaaflarıyla görmek istiyorum. Aynı fikirdeyim. Yani mitleştirilerek değil de. Çünkü o zaman daha iyi insan oluyorlar ve daha değerli olunuyor, ama o konularda da aşamadığımız şeyler var. Bir Atatürk filmi çekilmişti ya seneler önce. Karanlıktan korkar mı Atatürk? Belki de korkar. Ama aynı adam, bu onun yaptığı başarıları daha da büyüten bir şey aslında. Çünkü bak, o da bir insan gibi gösterip sonra da diyorsun ki evet, o da bir insan. Bütün zaaflarıyla, ama bak sonra yaptığı işlere. Bence daha büyüten bir şey ve şu an tüylerim diken diken oluyor böyle düşününce. Daha da yararlı olacaktır belki. Tabii tabii, benim gibi zaafları varmış onun da. Evet. O zaman ben de bir şeyleri değiştirebilirim. Yani bu aslında insana, kendine. Bu gece, bu sabah daha doğrusu. Hı-hı. Rüyamda kelebekler tarafından saldırıya uğrayarak uyandım. Tövbe bismillah. Yani bu bilinçaltımı ne etkilemiş olabilir? Kelebek herhangi bir canlı da değil. Çünkü insanım ben de. Ve gerçekten bunu düşündüm. Gerçekten kelebekler saldırdı bana. İyi ama fena değildi. Nasıl saldırıyorlardı? Çok kafadan mı yani geliyorlar? Hayır, ilk başta birkaç tane uçuyor böyle. Aa, diyorum ne güzel. Rengarenk mi? Rengarenk, ama sonra yüzlerce olunca korktum. Yani yüzlerce uçtu. Kelebekler Vadisi'nin tam o mevsiminde öyle olur ya. Bir an böyle bir korktum falan. Öyle de yani gerçekten zıplayarak uyandım. Sonra ama dedim ki iyi ya, kelebek saldırsın yani. Ama ne kadar da enteresan bir enteresan. Şey söylüyorsun aslında. Bu hepimiz için de hani hep ben vatandaşlık bilinci derim. Yani bir kelebek hani ne kadar zararsız, romantik ve tatlı görünebilir. Ama bir sürü kelebek korkutucu olabilir. Oldu. Yani aslında oldu. Gücü yani. Bu hani birlik olmanın gücünü de bir şekilde gösteren bir şey. Harika bir yere bağladın. Vay. Batı'nın 200'den buraya bağlayarak hop. Ya BBC de öyle mesela. Yani evet. Ben işte Londra'da gazetecilik yaptığım dönemde de yani Filistinli'yi İsrail tarafı yakaladığında yani alıkoyduğunda onun adı her zaman ya tutuklama ya yakalama oluyordu. Ama eğer bir İsrailli Filistin tarafından alıkonulursa onun adı her zaman kaçırılma oluyordu. Şimdi yani tam kavramları bile aynı değil. Tam dürüst konuşacağız yani. Ben de bazı şeylerin farkında değil yani. Ama tam dürüst davranılmadığı için. Evet.
O zaman Kemal Bey, bizim sizden beklentimiz büyük. Nedir efendim? Siparişleri şöyle veriyorum. Buyurun. Bir yakın siyasi tarih istiyoruz. Yakın siyasi tarih, evet, ne yaptın? Bir böyle bir zaaflı bir lider istiyoruz. Süleyman Demirel, Adnan Menderes, herkes olabilir. Herkes olabilir. Turgut Özal aklıma geliyor. Böyle bir senaryo olsun ya. Mesela Süleyman Demirel dizi olsun. Muhteşem olur da işte onun o tarihi çalışması o kadar zorlu bir yer ki, yoksa suya sabuna dokunmamak meselesi değil. Sadece bir edebiyatçının oyununu yazmak için, ismini vermeyeyim çünkü ben yazacağım. Sadece bunun için 3500 sayfa okudum. Tabii. Bitmedi. Ve bu nispeten edebiyatçı. Hani o çok zor işler. Yapılmaz demiyorum ama çok zor. Adını da koyduk. Ceyhun koydu adını. Neymiş? Binaenaleyh. Güzel iş. Binaenaleyh adıyla aslında dizi sinemada yapıyoruz. Ne güzel olur. Evet, olur vallahi, çok güzel olur. Çok güzel olur. Ne yapsak, bu fikri satsak mı? Şu an ben satmaktan satıyorum ya. Şu an gitti gibi o fikir. O fikir şu an. Bunu ilk yapan var ya, elim yakanızda. Şu an o gitti galiba. Ya Cem Karaca'yı seyrettik, onu bile şimdi elim söyledim. Yakanızda yapıyor. Vallahi çok güzel olmuş bu arada. Bu arada bence Süleyman Demirel en iyisi olur o yakın tabii. Tarihi. Bir de orada minik mizahi öğeler de olur içinde. Hani Turgut Özal'da da olabilir gerçi o. Ben evinin önüne gidip görmüştüm Süleyman Demirel. Güniz Sokak'ta evet, mı? Evet, Güniz Sokak'ta. Ben orada yıllarca muhabir evinin önünde tabii. Kaç saatler bekledim Güniz Sokak'taki evin önünde. O ne yıllarımız geçti ya da köşkte işte Cumhurbaşkanı'yken falan filan. Neyse konuyu dağıtmıyorum. Ben soracaklarımı niye soramadım? Küçük Kemal. Bunu da Hande söylüyordu şimdi çalışırken. Tamam. Geçenlerde bir şey koymuşsun Instagram'a. Evet. Hani o küçük çocuğa evet. Söylemek istediklerim. Var mı böyle şeyler ya? Bu romantizm mi? Gerçekten insan çocukluğuna dönüp bir şeyler söylemek istiyor mu? Aslında bir şey söylemekten ziyade şunu düşünmüştüm o fotoğrafı gördüğümde. Ya bu çocuk daha mutlu olabilir miydi acaba? Yani çünkü onu hak ediyordu. Acaba orada ne bir şeyleri eksik yaptım mı diye düşünüyorum. Ona bir şey söylemek değil. O çünkü şimdi dönüp baktığımda tamam. Geçmişle konuşmak da değil ama ya onu daha mutlu edebilir miydim diye bazen düşünmüyor değilim. Belki de romantizmdir. Mutlu etmedin mi? Bilmiyorum, ne kadar ettiğimden emin değilim. İnsan çocukken kendini nasıl mutlu edebilir ki? İnsan çocukken kendini hayır, mutlu edebilir. Hayır, o çocuğu seneler içinde büyütürken yeteri kadar mutlu etti mi bilmiyorum. O çocuğa ben çünkü fotoğrafta baktığımda çok tatlı bir çocuk var. O şimdi başlıyor. O şimdi başlıyor. Bu kadar yılda Kemal o çocuğu büyütürken görevine, işine, görünür olmaya, alkış almaya, sevilmeye, beğenilmeye odaklandı. Şimdi başlıyor bunlara doyduktan sonra o çocuğu güzel. Mutlu etme hali. Aa bak, bu umut verdi bana. Evet, tabii ki şimdi başlıyor. Daha yeni, daha yolun başı. Çünkü insan o doyuyor ya, her ne açlığı varsa içinden. Hani göründüm, seviliyorum, alkış alıyorum, beğeniliyorum. İnsanlar beni onaylıyor, tamam harika. O bir doyma olunca bu sefer o çocuk mutlu başka türlü olunacağını görüyor. Umarım öyle olur, güzelmiş. Buradan da edinimimiz bu oldu. Acaba buradan nereye varır? Bir kap toprağa, vallahi çok güzel. Nereden baksanız 2-3 çiterdim. Ben şöyle bir şey diliyorum. Annenle babanın ilişkisi gibi önüne tez vakitte çıksın. Hadi inşallah. Neden böyle olursun? Kılçıksız. Yani senin beynindeki kılçıklardan arınmış. Yoksa karşı tarafta kılçık olup olmaması önemli değil. Genel olarak evet evet. Yani ben o şey konusunda samimiyim. Sorun sende değil, bendelerin büyük kısmı genelde bendedir. Onu kabul ediyorum. Fikir ayrışmazlığı önemlidir senin için. Senin gibi düşünmesi mi gerekir? Hiç oralarda değilim ben. Yani ilişkide aradığım şeylerin hiçbiri hiç oralarda değilim. Hiç fikirsel birliktelik falan o kadar benim için önemli olmayan şeyler ki. Ne iş yaptığı, ne düşündüğü, ne bileyim siyasi fikri falan hiçbirinin benim için orada bir önemi yok. Benim işte aradığım yer o yüzden biraz daha zor. Ya bu beraberinde durulmayı getiriyor ya. Durulmak da çok iyi bir şey değil. Durulur. Bilmiyorum. Yani böyle tam burası tehlikeli bir soru olacakmış gibi oradan ona girmedim. Durulmamışızdır belki. Belki de durulmuşumdur zaten bir süredir. İşte bir süredir bence durulmuşsundur gibi geldi. O da işte bir yerden sonra da şey oluyor. Hani bilemedim ya, neyse. Bakalım buna önümüzdeki yıllar. Bir sene sonra tekrar geldiğimde bunu konuşalım. Bakalım nasıl evet. Bir yol kat ettim. Evet, bir sene sonra sözlenmiş, nişanlanmış, kız isteme olmuş, bekarlığa veda. Bunların hepsi olacak mı peki? Kız istemeler, bekarlığa vedalar, sözlenmeler, nişanlanmalar, düğünler. Buna tek başıma karar... Veriyorsun. Veriyorsam mesela. Gerek yok. Hiçbirine. Tamam.
Onu merak ettim. Ama orada da işte eğer karşı taraf hepsini istiyorsa tamam varım yani, ne yapayım. Kemal Bey şişti daha sen sayarken diyor Ceyhun. Evet yani gerek yok ama diyorum ya karşı taraf istiyorsa işte ben o fikirlere o yüzden hiç takılmam. Ya ben bunların hepsini istiyorum, tamam yapalım. Okay. Ya buradan bakınca adam cillop gibi, takılmam diyor, uyarım diyor, daha ne ya? O zaman sorunu ne? Düzenli, tertipli. Milyonlarca yürek akıllarda tek bir soru. Evet, o zaman nedir? Problemi nedir bilmiyorum. Çocukluğunda çok iyi bir anne babayla büyümüş olmak. Yok canım tamamen değil. Kalkalım mı? Kalkalım efendim. Nasıl bu istiyorsunuz? Toprak şimdi nereden geldi hocam? Bu toprak Arnavutköy'den geldi. Arnavutköy toprağı. Evet. Şöyle vereyim Bebek mi? Bebek Arnavutköy. Hı hı. Oradan geldi bu toprak. Enstalasyonumuz şuraya orada. Şuraya mı ekliyoruz? Oraya ekliyoruz. Tabii ki hemen evet, ekleyeyim. Evet. Biz onu dünyanın ve Türkiye'nin her yerinden gelen i̇şte, topraklarla büyütüyoruz. Bakınız nazar boncuğumuz mevcut. Evet onu bir konuğumuz toprağın için. Bak bak bak. Bak birkaç tane daha var. Ay bunu sana verebilir miyim? Ne güzel Uğur olur. Uğur getirsin hem yeni senaryoda. Hadi getirsin. Hem de Süleyman Demirel'in hayatını yazacaksın ya. Bu üstümde nasıl böyle bir borç kalmış olabilir benim? Yatsam ya gerçekten. Oyununu falan belli olmaz. Ama sana da ne güzel yakışır. Şöyle bak. O zaman. Binari biz Türkücü var değil. Çocukluğuma yapardım taklidini. Yapabilir miyim öyle çok ya, Süleyman Demirel'i? Şöyle farkındaysan her yere izimi bırakıyorum. Bir kere gördüğünü asla unutmazdı. Öyleymiş. Onu yaşın kaç sen. Olursa olsun ben çok şeydim, çömezdim, çok junior'dım muhabir olarak. Unutmazdı. İsminle böyle. Bir daha Allah söylerdi. Ay ne kadar çok andık biz, niye tövbe bismillah, niye andık? Kavuşacak mıyız, ne oluyor bize? Kapat Ceyhun, kapat.